Herkese merhaba. Oyunumuz en son burada bırakmıştım. Kaldığımız yerden şimdi tekrar devam ediyor. Burayı açacaktım sanırım. Abi gerçekten diğer videolarda da söyledim. Bunu tekrar söyleyeyim mi bilmiyorum ama ben bu Blue Shift'i daha çok sevdim. Ya şunları keşke... Olmadı. Bunları keşke tekrar kurabilsek, kullanabilsek güzel olurdu. Biri şeye mi vurdu? Kayıt mı alıyor şu an? Niye bu kadar uzun sürdü kastı ya? Gerçekten Blue Shift'te biraz daha fazla eğlendim. Bir de Opposing Force varmış. Eğer tam üstün körü baktığım için. Bir aksiyon olacak mı diye sustum ama dikkatim dağılmasın diye bir şey olmadı. Bu Opposing Force'a bir 5 dakika üstün körü bakabildim de o da herhalde bu hikayenin asker gözünden gösteriyor bize. Black Mesa bilim adamı gözünden gösteriyordu. Blue Shift güvenlik tarafından gösteriyor. Opposing Force da sanırım asker gözünden. Bak bunu çok güzel düşünmüş yapmışlar ha. Böyle şeyleri çok severim. Hikayeyi yani tek bir yerden kalıp göstermiyor bize. La 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 orada şey var. Ya bak mesela ama bu seride mesela eksik gördüğüm şeyden bir tanesi silahların şu dürbün yapmama olayı. Bu çok güzel silah da mermisi çok az ya. Dört şarjör alıyor. Normalde benim gerçek hayatta da çok sevdiğim bir silah bu Magnum. Bu güzel bir sahne oldu ya. Hani hikayeyi tek bırakmamış. Herkesin farklı yerden gösteriyor. Herkesin haklı olduğu yerleri gösteriyor. Vesaire bak bu çok hoşuma gitti. Ben Half-Life 15 yıl önce falan internet kafede oynamıştım. O zaman tabi yabancı dil yok bir şey yok. İnternet şey full herhalde mi? Aa fullmuş. O zaman yabancı dil falan da olmadığı için üstün körü bodoslama oynuyorduk işte hiç anlamadan etmeden bizim için bir oyundu yani. Şimdi yeniden tekrar oynayınca hikaye falan öğrenince bayağı hoşuma gitti yani hiç fena değil o kadar. Ama cevaplanması gereken çok eksik soru var ya çok. Hani onları diğer oyunlarda mı cevaplamak istiyorlar vesaire hani hikayeyi tek bir oyunda öldürmeyelim diye. Öyleyse güzel yani. Orada lazer mi geldi az önce? Torretler varmış onun kırmızı lazeriymiş. Acaba Half-Life 3'te bu üçünü mü
ortak yapacaklar falan vesaire. Aslında manyak olur var ya. Co-op yapsalar böyle partili. O ikideki kız vardı ya, Alex mi ne? İşte buradaki Barney, Gordon Freeman. Bunun üçünün şey olduğunu düşünsene bir. Hikayede karşılaşıyorlar falan. Veya üç kişi oynayabiliyorsun. Hikaye üç kişilik. Bir tanesi işte Gordon Freeman'ı seçebiliyor. Biri Barney'i seçebiliyor falan. Böyle üç kişi burada gidiyorsun böyle takımca. Borderlands gibi düşünün. Manyak olur var ya. Oğlum. Tek getirememişim. Pompalıyla gideceğim şunlara. Bombayı tutturamamalı ya. Ama çok kafamda soru işareti var yani. Oyunu çok eksik hikayeyle anlatmışlar. Güzel. Şunu alamıyoruz herhalde. Şu karşıya mı atlayacağım? Oğlum Amerikan şey yıldızı lan o. İkinci Dünya Savaşı ordu yıldızı. Ne geziyor burada? Ne yapıyorlar la bunlar? Camları açabiliyor muyum? Abi herhalde lan oğlum. Abi nereden görüyorum? O yıldız 2. Dünya Savaşı Amerikan ordusunun şeyi. Logosu. Abi o kadar yüksek baskı ateşi var ki. Düşmanı seçemiyorum nereden geldiğini. Orada iki kişi var ama çok hızlı hareket ediyorlar ya. Yani. Ya yaklaşacağım da bu aşağı nereden ineceğim? Bir tam şey yapamadım. Bunu açabiliyor muyum? Gerçi açsam da aşağı inen merdiven yok gibi. Şu karşıya atlamayı deneyeceğim. Abi şurayı biraz baskılayacağım.
Çok fazla ateş var, çok fazla. Hayır, şey de yok. Aşağı inecek merdiven mesela. Kaldım burada, uzaktan yani olmuyor. Ok falan olsa en azından bayağı iş yapardı ok burada ama. Yani şunlarla ne yapabilirim burada? Yani sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Acaba karşıya falan atlamam mı gerekiyor? Ya da şuna basıp aşağı mı indirecektim ama o da sönük. Şuna baksana, adamlar hayvan gibi baskı ateşi yapıyor. Şuraları falan da yapamıyorum, yok. Bir de o silahı niye alamadım ben ya? Bir tane indirdik, çok şükür. Bomba atar attı da menzil yetmedi, havada patladı. O yeşil lazer ne ya? Abi dürbünsüz vesaire. Orada bir yeşil lazer daha var. Hani şu hiç keyif vermeyen bir çatışma şu an. Ulan top attı var ya. Ne oluyor ya? Abi işte şu sahnelerden nefret ediyorum ya. Saçma sapan. Bunlar aksiyon olup... Oğlum bu da dönmüyor mu lan? Dön lan, dön. Abi lan pert etti zırhımı falan ya. Ya 6 tane roketle ZPT'nin patladığını ilk defa görüyorum ha. Şimdi bura bayağı büyük. Abi şu nasıl bir şeydir ya? Şöyle etkin menzil olan bir roket ilk defa top görüyorum. Normalde bu etrafını tam tur dönebilen bir şey.
Şuradan bir gidiş var. Ha, şu az önce vurduğum yaratığın olduğu yer. Oraya bu sonra gideceğim. Şuraya bir gezeyim. Cephane falan toplayacağım. İyi bari zırhı biraz topladım geri. Ya bu çatışma sahneleri çok saçma olmuş. Silahta dürbün yok. Mesafe çok uzun. Adamlar her yerden baskı ateşi yapıyor. Ve öyle o şeyler, etkileşimler, sahneler beni gerçekten oyundan soğutuyor. Hani benim için bir oyuna düşük puan vereceğim şeylerden bazıları o saçma sapan aksiyon olarak göstermeye çalıştıkları sahnelerin saçmalıkları. Kim geldi yine ya? Kapıyı mı açacağız? Herhalde şu treni kullanacağım. Aynen orada yeşil bir şey gördüm. Kapıyı mı tostlayacağım acaba? Yok. Ne diyor? Dönüş geçişli erişim noktası diyor. Ama makaslardan bahsediyor. Tamam. Bir dakika. İyi, en azından şey roket bayağı var. Güzel, bir tane de bomba atar. Şimdi gelelim şeye. Dönüş erişimli tren yolu diyor. Makastan bahsediyor. Şurada tanker var ama. Şimdi şu makas nerede? Şuralarda bir yerde olur abi genelde de. Tam şeyin ortasında bak. Şura yol ayrımı. Şunu hareket ettirecek bir tane kol olması gerekiyor. Veya işte tuştur, şudur, budur. Burada bir şey var. Ha, bu şeyin kapağını açmak içinmiş. Buralarda bir şey var mı? Ya makas şu şey burada olduğu için şeyin de hemen şu yakınlarda bir yerde olması gerekiyor kolun ama.
Şu mu acaba? Kullanılmaz diyor. Ya da o kapıyı acaba nasıl açacağım? Şunu biraz geri çekeyim. Makasın bir gerisini alacağım. Acaba bu tren rayda olduğu için mi acaba o makas kullanamaz dedi. Lan çok geri geldi ya. Ayarı yok. Burada bir bırakalım bakalım. Abi istesem var ya şöyle ayarlayamam ya. Az kalsın tam şeyde sıkışacakmışım. Şimdi atıyorum makas. Yo. Aynen bak makas bu. Şu mu acaba yolu kapatıyor diyeceğim de. Abi makas bu elde şey olan. Bariz belli yani. Şu mu acaba yerinden çıktı ya da şuranın makasını. Yok abi makaslar çalışmıyor saçma sapan. Elle kontrol edebilen makas çalışmıyor. Bununla herhalde bir yere vuracağız diye dur bakalım. Oğlum nasıl patlamaz lan? Hadi kenarları en sağlam yerdir kabul ediyorum da ortası öyle değildir yani. Yok patlamıyor. Ha tamam. Jeton şimdi düştü gibi. Ama neyse. O bu şeyle tovla o kapıyı kıracağım. Ama bu treni oraya nasıl çevireceğim? Ya da herhalde sadece o kapıyı kırmak için mi bu treni kullanacağım yani? O da çok saçma olmuş. Şimdi şu tankeri bir patlatmayı deneyeceğim tovla. Çünkü şeyin görüşünü kapatıyor. Kapıyı göremiyorum buradan. Yalnız bak bu da ayrı bir saçma. Ulan bak tov tek attı gördün mü? Rokette 6 tane attım patlamadı. Tov tek atıyor. Bak bu mesela saçma sapan bir olay. Bir. Ulan önümde tov attığım şey atıp 3-4 metre önümde tanker patlatıyorum. Orada var ya nükleer bomba gibi patlama olur. Benim atomlarımı bulamazlar. Ya şu ateş sönse de şeyi göremiyorum kapıyı. Nereye dokundu kapı? Şey bomba. Ha kapı daha şeyde. Bunu biraz öne alacağım herhalde o zaman. Lazer taşıyı gösteriyor. Kapı burada. Ama abi şuna bakar mısın? Hiç gücü yok ya. Çok saçma bir şey bu. Yani böyle şeylere keşke dikkat etselermiş. Mükemmel bir iş başaracakken
gölge düşürüyor yani bu şeyler. Ya şu bir sönse bu ateş görüşü çok kat atıyor. Burada falan olacak. Treni veya topu şuraya doğru getirmem gerekiyor. Tam makasların olduğu yere. Şöyle bir bakacağım bakalım dek geliyor mu? Lan bırak lan bırak lan bırak. Gel buraya. İşledi bak. Kilidi kırdı. Herhalde sadece o kapıyı kırmak için bunları yapıyorum ya. Kim ateş ediyor lan? Aynen kapıyı kırdım. Abi sadece iki kişi mi geldi? Ben de baskın falan veriyorlar sandım. Evet, az önceki bahsettiği döndürülebilir makaslı şeye geldik. Ne yaptık şimdi? Ha, kapıyı açtı. Karşıda gene şey var. Kırılacak bir kapı var. Tamam, treni şimdi topla buraya ettireceğim. Ne oldu lan? Şey direktörü çaldı. Aa, tren uzun mu geldi? Aynen, zaten kırmızı yanıyor şey. O zaman vagonu mu orada bırakıp şey yapacağım? Bunu çünkü döndürmem lazım. Roketle orayı patlatacağım. Aynen, tren tabi bildiğin sensörün çok ötesine geçmiş. Abi niye zıplayamıyorum? Şöyle bir bırakacağım. Lan bu sefer de bırak şey olacak. Gerçi doğru.
Ha, trende döndürmek istiyorum da olmadı. Niye hareket etmiyor bu? Yok abi, sensör hiçbir şekilde şeyle sığmıyor. Benim aklımda yapmak istediğim başka bir şey var da o yüzden böyle uğraşıyorum. Onu denemeye çalışıyorum. Yok, o hareket sensörü izin vermez. Lan oğlum, bunu da öyle bir yapmışlar ki insan şunu bir ölçer biçer öyle bir yapar ki. Denemek istediğim olmadı ya. Vagonu çevireceğim. Bunu böyle yapacağız. Şimdi dönecek orası. Bak, kırmızılık gitti. O ne lan? Oğlum, herifin ayıma bak ya. Şurada bir yerde, nerede o? Şurada. Abi olaya bakar mısın? Bak. Bu sniper burada. Abi çok saçma ya. Dur bakalım buna ne yapacak? Abi saçmalığa bakar mısın ya? Oha ya. Çok saçma sapan bir şeydi bu. Şurada bir roketleri tekrar yenileyim. Eğer varsa. Ha, bitmiyor herhalde. İyi. Kilidi kırdık. Bunu yanıma alayım.
Buna ne oldu ya? Ya roket attı ya şey. Bunu mu bozdu ya? Ya yolculuk trenine bu kadar mıydı? Ben daha giderim diye bekliyordum ya. Şu an kayıt aldı gene. Oyunun sonralarına doğru kayıtlarda biraz takılmalar oluyor ya. 4-5 saniye veya 10 saniye geç yüklüyor. Çok güzel, gel bakalım. Yalnız bayağı içeride çok var gibi ya. Ah, bir siz eksiktiniz. Bir tane bomba atan mermisi. Herhalde şuradan gideceğim ya. Orada cam mam açık kalmış, biri ölmüş. Burada birisi var. İkisi de işaretlemişler. Kapıyı açtık. Oğlum ses yapma işte, manyak. Fıstık gibi güvenli yerdesin. Dışarısı bildiğin sirk. Abi şöyle bir ortam olsun, ben kendimi mağaraya falan kapatırım ya, hiç uğraşmam yani. Elime silah alıp da gideceğim, uzaylıyla savaşacağım. Herhalde bitti. Burada da bir tane makas var. Orada bir tane kafa var.
Şimdi yanlış anlamadıysam o kafayla buraya geleceğiz, makası çevireceğiz, o konteyneri alacağız. Buradan adamla falan çıkmayı deneyeceğiz herhalde. Ha, onu buraya getirip bir şey yapacağız. Tamam. O kargo kilidini kıracağız. Acaba şu taşları kırabiliyor muyum? Sanki hasar verdim gibi ama. Evet, kırılıyormuş. Tamam. Lan dur lan dur lan dur. Şeyin ayarı yok yani. Dikine gidiyor böyle burnunu taktığım şeyi. Hayda. Şimdi makasta bırakıp çevireceğim şeyi de. Hayda. Yukarıdan gireceğiz oraya. Yukarıda açıklık var. Oraya da buradan atlayacağım herhalde. Aynen, tel falan bükülmüş ama buraya nasıl gireceğim? Burada da falan bir bakayım. Yani yerde şaka maka Half-Life'a göre büyük yani. Buraya çıkış yok herhalde. Bura benim geldiğim yer. Aşağıda falan gizli bir giriş falan var mı? Koruma alacağım ya. Tepeden gideceğiz yani, başka yolu yok. Buradan atlayacağız zaten, bak şey falan da koymuşlar oraya. Buna dokunamıyor muyum? Gerçi orada ağırlık olma alakası da yok da. Orada bir tane yeşil tuş var. Değil.
Orada da yeşil bir şeyler yanıyor ama. Abi bir dur ya. Zaten şu an kendi derdim bana yetiyor. Acaba şuraya girip yukarıda bir tane şey gidiyor ya, bant, onun üstünden mi gideceğim şeye? Yok, geçmeme de izin vermiyor. Bir şey deneyeceğim ya, dur bakalım. Ya dur bakayım. Bas gaza, bas gaza, bas gaza. Acaba şunları da kırabilecek miyim? Hadi be ulan. Neyse. Bize bir tecrübe vesaire şey oldu. Bunu geri bir getireyim yerine. Nasıl olsa burayı kırdım. Bir de makası çevireceğim ya. Şimdi daha sonra bu şeye ulaşıp makası çevirip sonra makası tekrar düzeltip onu getirmeyeyim şeye. Ama bir şey çok felaket ya. Mesela bir kere ileri diyorum ya. Onu 3-4 saniye sonra algılıyor ve tepki veriyor. O yüzden şeyi tam tutturamıyorum. Oturdum, şu an oturdum. Güzel. Oğlum aksiyonu yaratmadan ses yapma. Şimdi bunu tutturmak güzel. Arkaya sandalye koymuş. Şuradan bir çıkartayım. Şimdi şu kargodaki adamı takalım peşimize. Ne oluyor lan? Kafa kafaya girmeyelim trenle. Benim en büyük hobilerimden bir tanesi bu abi. Yani trenle kafa kafaya girmek değil de tren çarpması. Böyle rayda falan gittiğini düşünsene, böyle ayağın takılıyor, düşüyor, düşüyorsun. Tam böyle avret yerin yani. Yani cinsel yerlerini düşün, tamam mı? Tam rayın orasına denk geliyor. Bacakların rayda gövde kısmında, yolun dışında, tren senin oradan bir geçiyor, ikiye bölüyor.
böyle kazalar da gerçekten gördüm yani. Görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Çok korkunç bir şey ya. Ve hemen ölmüyorsun. Bir kan boşalana kadar o an adrenalin korkuyla falan 5-10 dakika her şeyin farkındasın. Ne olduğunun farkındasın. Öleceğinin farkındasın. Çok korkunç bir şey ya. Çünkü sağdaki ışığın yanmaması lazım. Sensör izin vermiyor. Döndüremezsin diyor. Vagonu bırakmama da izin vermiyor. Niye? Abi vagon şeyden çıktı şu an ama. Biraz daha götürüyorum. Biraz daha. Ha şimdi izin verdi. Tamam, vagonu makasla bıraktık. Vagonu şimdi döndürüp o şeye getireceğim. Bu ilk kafayı aldığım yere götüreceğim. Orada kargo açma kilidi var. Şimdi şunu çevir bakalım. Aa, bir dakika. Kafa giremez şimdi oraya ama. Aa, bir de çeyrek tur dönüyor lan. Normalde şimdi sağa çevirdi ya makası. Bir de ortaya alıyor, bir de sola alması lazım ya. Sola almıyor. Şimdi iş zorlaştı işte. Benim tam şuradan vurmam lazım ki kilidi açabileyim. Kilit o tarafa doğru gitmesi lazım. Benim şeyi şu sağdan bağlamam lazım. Şeyi, kafayı şuradan. Buradan girip ittirmem lazım. Onu şöyle bir alayım. Şu kısmın sol tarafa denk gelmesi lazım. Ben bunu buradan alırsam kafayla öbür taraf şeye denk gelmeyeceği için gene olmaz. Burada bulmaca var. Bunu bir şekilde 180 derece döndürüp bağlamam lazım. Buraya gelmesi lazım o şey kısmının işte. Kısmı. Ben bunu buradan alırsam getiremem. Kafa oradan bağlarsa getiremez. Şu öbür uzun kısımdan itmem lazım şeyi. Şimdi. Bu şeyi oraya nasıl getirebilirim? Kafayı. Şurada bir düğme var da. Onu nasıl orada döndüreceğim onu düşünüyorum ya. Yani. Yarım tur döndüğü için şey yapamıyorum. Hani alıp başka bir raya onu bırakıp vesaire makasla ben burayı döndürürüm. Çözüm yaparım, bulurum da makas yarım tur dönüyor. Tam tur dönse yaparım. Yani şu kilit kısmını buradan alırsam o kilit ucuya denk getiremem. Şunu bir yerine götüreyim. Bak şey kısa kalacak. Yok yani bu çizgiye dokunmaması gerekiyor. Makasın çalışması için. Çok fazla pay var orada. Şu
kırdığım yerin o diğer tarafına gidip şu ışığa falan bir bakacağım. Yani bir tane daha yeşil ışık vardı ya orada. Acaba o niye tetikliyor? Burası da bayağı büyükmüş ya. Ha, bu kapıyı açıyor. Aa, bir dakika. Şurada da bir makas var. Aa, acaba onu buraya getirip burada mı döndüreceğiz? Bakalım, herhalde böyle olacak çünkü başka türlü orada şey yok. Tam makası döndürmemişim. Bak, burada sola yarım tur dönüyor. Ya şundan şüpheleniyorum. Şurası gene sığmayacak ya. Bunlar bence standart boy. Gene yani trenle vagon sığmayacak oraya da. Burada yapmam gerekeni anlamadım. İki tane makas var. Bu da yarım tur dönüyor yani. Getireyim bakalım şöyle makası da. Tahmin ettiğim gibi tam aynı boy çıkacak ya. Bunlar standart olur. Ulan bayağı pay varmış aslında. Yok abi, standart bunlar. Şurada şey var mı? Yok. Ya iş bilmeyene zor. Şimdi normalde bunu daha önce oynamış olsam, bilsem hiç böyle uğraşmam, zorlanmam ama yani oyunun heyecanı kaçmaması için vesaire hiçbir şekilde YouTube'dan falan izlemiyorum, aramıyorum vesaire. Tamamen kendim yapmaya çalışmaya uğraşıyorum. Bu sadece bu oyun için değil, çoğu oyunlarda. Hikayenin kendimi keşfetmeyi daha seviyorum. Öbür türlü şey kalmıyor ya. Başkasından gördüğüm zaman hiçbir heyecanı vesaire şeyi kalmıyor. Şimdi diyorum ki yok, bırakmıyor. Bir de şöyle saçmalık var. Vagonu düzde de bırakmıyor. İlla şeyde keseceksin. Makaslarda keseceksin. Normalde vagonu burada bırakıp orada dönüp sonra bunu almayı falan düşündüm, denedim de yok. Bunu herhalde orada bırakacağım ben. Ondan sonra oraya geleceğim, kendimi çevireceğim ama bu sefer bunu gelip nasıl alacağım? İşte bunu buraya bıraktım, çevirdim. Sensöre dokundu diyor. Tamam, şimdi bırakabilirim. Bunu bıraktım şimdi orada. Şimdi diğer makasa gideyim. Bunu da burada bıraktım. Şimdi çevir bunu. Bir şeyi doğru yaptım.
Tamam, bunların gelmesi, görünmesi doğru bir iş yaptığıma işaret. Şimdi bunu buraya getirdim, makasa koydum. Onu da götürdüm, makasa koydum. Abi, şimdi biraz anladım gibi. Ha, beni buradan dolandıracak şeye ya. Ben bir dakika. Heyecandan kafam diğer şeye gitti. Şunun makasını bir değiştireyim. Taş şeyden dolanacağım. Şu taşlarını kırdığım yer var ya. Makası bir dönecek. Şimdi gelip buradan toslayacağım ona. Biraz heyecanlandım. Şunun makası da çevireceğiz. Makas hazır herhalde. Umarım doğru bir mantık yürütmüşümdür. Evet, aynen bak. Şimdi buradan toslayacağım ona. Allah yordu ya. Çok uğraştırdı ya. İşte bilmeyene her şey zor ya. Bir şeyler oldu ama. Saçma sapan şey ya. Easy now. Those people out there gave you quite a lump. Let me help you up. Easy. That's it. There we are. Oh, that's better. You'll have to forgive me. I took liberty of your flashlight while checking your person for injuries, and I came across this. I can assume then that the worst has happened to my colleague here. Oh, poor Harold. If by chance he sent you to find me in his stead, then yes, I'm Dr. Rosenberg. Although I'm not very proud to admit that, seeing as I'm partially responsible for all of this. Yes, the plan for my colleague and I was to get to one of the old prototype labs. It involved something that very few people in this facility are authorized to know about. The same technology that brought about this catastrophe could also be our only way out. You see, I was involved in the very early work on teleporter technology. Long before the Lambda Complex was even built. There may be enough equipment in the old lab to piece together a device that would allow us to teleport outside the facility. As improbable as that might sound to someone like yourself. Of course, none of that does a lot of good while we're stuck in here. Perhaps I can help boost you through that vent in the ceiling. If you're lucky, you might be able to take those soldiers by surprise.
Well, I'll need empty hands if we're going to try this, so here. I can't say for certain if we'll need Harold's keycard for where we're headed, but hold on to it. Better safe than sorry. All right. Anytime you're ready. Abi Rosenberg kız değil miydi ya, kadın değil miydi? Young man, we must hurry. E tamam, eline boost yapacaksın işte benim de. Relocate us at any moment. Hayda. Abi çelik bu, kırılmaz ki. Deniyorum ama anlamadığım şey, şu an eliyle boost yapıyor bana. Çık yukarıya diyor, tırman diyor. Ama şey yok, yani etkileşim yok hiç. Abi dalga mısın? Take care of the prisoners first, then we're heading out. Steel Range is coming up any minute here, so collect any critical stuff you have ASAP. Now about the security guard. Who has his weapons? Who's got his weapons? Well, sir, a bunch of X-rays came out of nowhere just after we knocked him out, so we had to kind of shove him in there real quick. You're telling me that he still has all of his weapons, Marine? Yes, sir, but you can't really shoot him while he's in there. It's all nothing but metal. Well, I'm sure the teams at Yard A, B, C, and O, any other Marine that little prick has come across, are real relieved to hear that. Oh, wait. They can't hear it. They're dead. I wonder who killed them. How about you go ask our boy in there? Maybe he's got the answer. I'm pretty sure it was him, sir. Well, I think we should find out for sure. In fact, I volunteer you to ascertain this critical information. Yes, sir. And be sure to take his weapons. Hadi lan, hadi lan. Çok iyi. Ana içinden geçti lan. Aa, helikoptere dokunamıyoruz. Bekledik. Bu altından aşağı ölmüyordu. Hatta ZPT altından aşağı ölmüyordu. Çok hazırlıksız yakalandım ya, hiç böyle olacağını bilmiyordum. Oğlum tank hala yaşıyor mu lan? Ben patladı diye şey yapmadım onu. Abi çok saçma ya, 4 roket 2 tane C4'le nasıl hayatta kalıyor? Ulan tankın da önünden vuruyoruz var ya. En güçlü yeri. Ama bu şekilde kaçaklıyor hocam biraz. İyi, kuleye biraz oturttum.
Yapma be. Tamam, şimdi gerisi gelir. To head back to the area where you met Harold. The access to the old lab should still be there, but we may have to break through some of the newer construction to get through it. Oh, bizim adam. Up here. Holy shit, man. We just watched the whole thing on surveillance. We can't stick around here for too much longer, buddy. They're about to... Oh, shit! Cover! God in heaven! Here. I unlocked the left basement door. We'll meet upstairs. Abi benim anlamadığım bir portaldan falan bahsetti. Oradan diyor çıkabiliriz falan bilmem ne bir şey. Zaten diyor işte bu bütün olanlara sebep olan diyor başımıza iş açan diyor portal diyor falan bilmem ne. Buradan o şekilde kaçabiliriz fakat diyor. Oraya diyor şey olarak erişmemiz lazım diyor. Daha sonrasını ben hallederim diyor. Portal açarız diyor, kaçarız diyor da. Olduğum şeylerden biri. Abi silahın yok, şeysin falan, saklansana. Sığır gibi dikiliyor şeyde ya. Baksana şuna ya. Ben E'ye basıyorum. Hareket etmesin, o yerde kalsın diye. Bir şey süper aldı. Birazcık patlayıcı var diyor. Tamam. İşler mi ki acaba ya? Gel buraya gel. Yok, kapıdan geçmiyor. Şurası kapalı.
Ona la, iki tane turret öldü. Aa, şuradan atacağız. Tamam. Abi şu lavuğu bir şey yapmam lazım ya. Şimdi el bombası seker falan, girmez delikten de ölür falan. Bunları atabilir miyim oradan acaba? Ya bir tanesi girdi de tam değil. Ya bunu fazla umursamıyorum. Oyun başında belki bir kere iki kere kullandığım için bu tarz bombaları ziyan olmasının hiçbir eksisi yok bana. Gelsene oğlum. Hani E'ye bastığım zaman dursa, E'ye bastığından takip etse bazen yapıyor bazen yapmıyor onu. O yüzden güvenemiyorum. Bunu en güzel bu şekilde yapacağız. Aynen öyle. Bak az önce mesela E ile durdurmuştum onu, gelme dedim. Kendi kendine bak yürüyerek geldi. Mouse bazen sapıtıyor. Başımın belası. Burada bir kayıt aldı herhalde, sanki oyun takıldı. Evet, kayıt aldı. Oo, bizim çete. Amen to that. Please tell me this is Rosenberg. Indeed I am. Word has it you've got a way out of this hellhole. Yes, but you'll need my clearance to gain access to where we're headed. Sounds good. Lead the way, Doc. Follow me. Yeah, one hell of a day. I just want to get out of here in one piece. Calm down, Ronnie. We'll get out. Run. Just stick close. Oğlum yürüsünüze, ne bekliyorsunuz lan? So, where the heck are we going? We're headed to the old prototype labs, where my colleagues and I worked in years ago. There's a way out through those. Well, not in the most conventional sense. You'll understand more once we get down there. I'll take your word for it. Huh. Never heard about any prototype labs. Oh, this was well before your time, young man. And rest assured, very few people knew about it. In other words, Otis, it's above all of our pay grades. Gotcha. Ah, yes. Here it is. We'll need to break through this to get to the elevator. Go ahead, Calhoun. You got the crowbar. Excellent work, Calhoun. This way, everyone. Yeesh. People went through this dump every single time to get to your lab? Heavens, no. Before this area was decommissioned, there were multiple entrances, with security checkpoints around the steam tunnel system. Most of them were either sealed off or reused to build up the freight yard complex. Burada gizli bir tane daha eski sektör varmış. Onu kapatmışlar. Yeni sektöre geçmişler. Ama diyor eski sektör diyor hala diyor şey olsa da çalışır diyor. Veya çalıştırmayı deneyebiliriz diyor. Well, this is it. The elevator is just behind that door. Never thought I'd find myself back here, but in retrospect, there's
quite a bit of irony. Doc? Just give it a moment. There we are. Oh, shit. Oh, wow. Huh. That is pretty top secret. Pretty slick. Yeah. Makes you wonder if the Lambda Labs are this kind of paranoid. Well, in truth, we probably should have chosen the Lambda reactor for an escape. But the crew there is... Gerçekten söylemek gerekirse diyor, burası diyor, Lambda'dan diyor, paranoyak şeylerinden bir tanesiydi diyor. Eğer diyor şey olsaydı diyor, tesiste diyor işte herhangi bir yanlış olay olsaydı diyor, bu şey kaçma şeyiydi diyor, asansörü diyor. Gizli diyor. Aslında gayet mantıklı, düzgün bir şey yani. Bir şeyin her zaman kötü senaryo hazır olması gerekiyor. Go ahead, Mr. Calhoun. Throw the switch. Hani benim anlamadığım... Yüzeye çıkmak için o kadar yırtın. Sonra geri hala 20.000 kat dibine gir. Tamam şeyi anlıyorum, şey diyor. Orada diyor portal var diyor. O portalla diyor istediğimiz yere çok uzak yerlere bir anda diyor gidebiliriz diyor. Buradan kurtulabiliriz diyor. Eyvallah da. Yani dünya bu haldeyken portalın hiçbir mantığı yok. Bu şeyler de her yere portal açıp girebiliyor. Hani gidebileceğin, saklanabileceğin bir şey yok. Tamam. Hadi oradan moradan saklanırsın, şey yaparsın da abi diğerleri sıkıntı. Onlar da her yer ışın alabiliyor. Well, let's hope the old security system is still active. With any luck, my fingerprint ID should still be valid and on file. Cross your fingers. This way, please. Hey, Doc, not that I want to sound pushy or nothing, but... Yeah, so you want to know how exactly we're getting out. I suppose now, since we're all down here... Well then, have any of you ever heard of the concept of teleportation? What? Wait, really? Yeah, I might have heard a rumor. Well, these labs were built specifically to pioneer in that field. And we're going to use the equipment in here to teleport our way to an escape. Yeah, sounds great. I think I will go back upstairs. Ronnie! My god damn it. So you actually figured out how to do it. My god, I mean, I heard whispers too now and then, but I thought it was just... Well... You know. Well, I can't speak for every whisper that you've heard, but yes, teleportation is quite real. Now, there may be some work ahead to get the teleporter up and running again, so we may be here for a while. I
Is there anything we can do to help? Well, I'll have to see what state the labs are in before making that determination, but rest assured, if we need your assistance, we'll let you know. In the meantime, there's a cafeteria here where you may all sit and rest up. I will require, however, Mr. Calhoun's services for an important task. So, if you would, follow me. Our first stop is just through here. Alright, Calhoun. I guess we'll see you. Oğlum, bura çok eski lan. Bu şeylere baksana. Bak bunu çok güzel düşünmüşler işte. Bak böyle şeyleri severim. Doğallık, gerçekçilik var. Mesela burası çok eski bir tesis. Hani diyordu ya. Ah, Walter, you've made it. Dr. Rosenberg, thank God. We've managed to piece together some of the larger equipment, but you'll need to oversee the rest of the construction. Excellent work. Finish aligning the power cell matrix, and I'll see if I can get the system online in the main room. Is Simmons here? Yes, Doctor. Good. Let him know I'm here and that there's no time to waste. Hani oyunda sürekli gördüğüm can doldurma şeyi olsaydı mesela beni daha gıcık ederdi. I'm sorry, but I can't chat right now. There's much work to be done. Tamam tamam. Üzgünüm de seninle sohbet edemem diyor. Şu an işim başımdan aşkın diyor. What's your name, Doc? Oh, I'm Dr. Henderson. Abi Rosenberg değil miydi bu ya? Nice to meet you. Well, I guess you already know our names. Çakal. Kızı tavlamaya çalışıyor. You know, you really shouldn't make fun of his weight like that. I'm talking about Ronnie. Oh. Oh. Well, yeah. You go on ahead. I've got to catch my breath. It's a never-ending struggle. Otis, what are you doing? I'm getting a snack. Been fighting off like half an army. Okay, first off, you're rounding up generously. Second, you do realize how old those snacks in there are. I don't care. I'm starving. Give them some of this candy bars. Wow. Things first. This station over here. It requires a key card from two authorized personnel each in order to bypass certain security measures and get basic power to the lab going. Harold and I couldn't be sure how many of the original team might make it, so we had to make certain to cover this contingency if need be. One that, Mr. Calhoun, required poor Harold to make a leap of faith on your part. As I said before, better safe than sorry. I trust you still have his key card with you still, so if you would kindly take the panel on the right, I'll take the left. Tamam. Both cards at the same time. Sistem sadece diyor iki kart diyor aynı anda girince çalışır diyor. 2 3 And there we are. Teleportation isn't as easy as going from point A to point B. Abi ışınlanma seni A noktasından B noktasına çok kolay bir şekilde götürür diyor mu? Tam parça olarak götürecek mi yok? We discovered a strange border world that was somehow involved in the process, which kept us from accurately predicting where any given teleportation event would lead to.
Yoksa yani cennete cehenneme gitmek de bir kurşun yani. Contact with the survey group shortly after the device was in place. We later discovered other methods of aiming the field, but all of the equipment in this lab uses the older technology. In order for any of us to get out of here alive, someone here will have to go to the border world and activate the device. I'm afraid you're the only one who can do this, seeing as everyone here will be required to operate the equipment. As for your security colleagues, we'll trust them to keep watchful guard. Ulan hır bu. Adam resmen beni şey yaptı. I'm reading that up here as well, doctor. Deney kobay yaptı. Looks like you'll need to hook into the emergency reserve panel. This won't make us golden, but it'll give us at least enough power to get the main system online. Indeed. Well, just a moment then, Simmons. Işınlanmayı diyor tek tek yapabiliriz diyor. Yani 5 kişiyi bir anda gönderemeyiz diyor. Tek tek. Now let's see here. Ah, a power cable has gone missing. Mr. Calhoun, would you mind checking around the storage area? There should be a few spare cables on hand. Benim diyor şeyi kontrol eder misin diyor depo alanını diyor. Orada diyor kablo olabilir diyor. Ha şurada. Işınlanmayı diyor tek tek yapacağız diyor. You found one. Go ahead and plug us in. Bir dakika. Bak şu öbürü gel bakayım buraya. Ara bağlantı bu olacak herhalde. Bu kısa. Şu öbürü şey bağlantı olacak. Üç belen bağlantı. Portalın diyor tek diyor çalıştığını anlamamız için diyor birinin diyor gidip diyor gelmesi lazım diyor. Gönüllü olarak da biz seçildik. Sağ olsun. Oğlum bir de insan şuraya A, B, C, 1, 2, 3 falan bir şey yazar da ana güçle beslemeleri en azından bir öğreniriz yani. Şimdi buradaki ana güç hangisi, besleme hangisi olmadı. Ana güç şurası. Beslemeyi veya şeyi nereden yapacağız acaba? Bir indireyim. Abi kabloyu tutuyor, gıcık oldum ya. Lan gel şuraya. Şimdi 2'yi alsam acaba orta besleme olur mu? Aa bu sefer de oraya yetişmez. Oraya yetişmiyor. Çok güzel. Oğlum ne saçma sapan işten. Az önce aynısını yapmadım mı ben? Now, Calhoun, we should be able to get you fairly close to where the survey team had set up. But I fear the likelihood of running into alien creatures is very high. Once you find the device, simply power it on and align the emitters until the signal reaches maximum strength. We'll reopen the teleporter for your return once we receive the signal, but you must hurry back, as we can only keep it open for a short amount of time. All right,
I'm going to initiate the teleporter charging sequence now. Portalı diyor, geçici olarak açacağım diyor, hemen diyor git diyor. Nereye çıkıyorsa böyle hani dünyada mesela yaşanacak bir yerdeyse diyor, geri gel diyor. Böyle ki böylece diyor, hem diyor portalın diyor çalıştığını diyor, hem de diyor bir şey olmadığını anlayalım diyor. Yani sana zarar gelmedi mesela, güvenli olduğunu anlayalım diyor. Abi yine zede mi attınız beni yoksa ya? Abi bak çok güzel olmuş ha. Şu an solucan derinde ilerliyoruz bakalım. Hadi be. Valla gerçekten beğendim ama kısa oldu biraz sanki gibi. Bölümlerin diğerlerinin bir yaza doğru geleceği falan söyleniyor. Mecbur 5 bölüm daha olacakmış. Yaza kadar bekleyeceğim. Bu kötü oldu. Gerçekten güzel gidiyordu. Oynarken de bayağı keyif alıyordum. Gerçekten Blue Shift'i çok beğendim. Kabul etmek zorundayım. Saçma sapan şeylerde tetiklendiğim şeyler oldu ama oyunun eksiğiyle bayağı bana bir keyif aldırdı. Yani 10 üzerinden 8 veriyorum. Diğer videolarda tekrar devam edeceğim. Yüklendikçe bu diğer parçalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.